Hepinize merhabalar dostlarım, ben Hun. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Icebox haritasındaki Killjoy taktiklerimize bakacağız arkadaşlar. Size Icebox haritasında birkaç Killjoy taktiği göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle kanala abone olursanız çok sevinirim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi video izleyip de abone olan kullanıcıların sayısı gerçekten çok az arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz ve bu tarzdaki videoları desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hangi haritada taktik videolarını istiyorsunuz da yorumlar kısmına yazarak bunu bana belli edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınıza tek tek bakıyorum. Destekleriniz için hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle A bölgesine savunmaya geldiğimizde birkaç tane taret koyma bölgesi göstereceğim sizlere. Tareti buraya koyduğumuzda arkadaşlar, bu bölgeye koyduğumuzda size rampa bölgesinden gelen oyuncuları ve buradan gelen oyuncuların infosunu vermiş olacak. Öncelikle arkadaşlar taret bir info alma aracıdır. Yani sizin takımınızın 6. oyuncusu gibi görebilirsiniz. Bunu site bölgelerinde özellikle Killjoy savunmada gerçekten çok etkili bir karakter arkadaşlar. Bu taretleri etkin bir şekilde kullanırsanız kolay bir şekilde info alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya koyduğunuz bir taret de bu bölgeye görecektir. Yani taretleri koyacağınız yerler sabit arkadaşlar. Yani basit bunlar. Buraya koyduğunuzu da işte gelirsiniz buraya koyarsınız. Buraya koyduğunuzda da aynı şekilde bu bölgenin infosunu ve şu bölgenin, yukarı bölgenin infosunu size vermiş olur arkadaşlar. Yani taretleri koyabileceğiniz çeşitli yerler var. Bunu size bırakıyorum. Şimdi birkaç tane taktikten bahsedelim. Şimdi arkadaşlar perde açıldı. Geldiniz buraya. Bir tane alarm botunuzu ortaya bıraktınız. Geldiniz. Bir sarmal bombayı buraya. Bir sarmal bombayı da buraya attınız. Taretinizi de koydunuz abi bu şu yukarıya. Taretinizi de koydunuz buraya. Buraya koyduğunuz taret arkadaşlar size buradan gelen düşmanların infosunu verecek. Taretiniz kırıldı. Siz burada bekliyorsunuz. Beklediniz. Tak alarm botunuzda bir oyuncu yakalandı. Hemen sarmal bombalarınızı aktifleştirdiniz. Ve bu koridoru geçilmez bir hale sokmuş oldunuz arkadaşlar. Ya rakibiniz yüksek hasar yiyip size araçlamaya devam edecek. Ya da geri püskürtmüş ve rakibinize zaman kaybettirmiş olacaksınız arkadaşlar. Yani iki türlü de sizin aleyhinize işleyen bir durum arkadaşlar. Yani bu sarmal bomba ve alarm botu şeylerini diğer videomuzda da bahsetmiştik. Senkronlu bir şekilde kullandığınızda arkadaşlar etkili bir savunma bölgesi oluşturmuş oluyorsunuz. Yani bir site tek başına tutabilecek bir Killjoy ortaya çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya attığınız bir sarmal bomba. Bu iki bölgeye attığınız bir sarmal bomba ve ortaya koyduğunuz bir alarm botu sayesinde buraya da geldiniz, bir tane taret koydunuz. Buralara koyduğunuz bu şeyler sayesinde arkadaşlar savunma hattını geçilmez bir hale sokuyorsunuz. Tak alarm botunuz oyuncu mu yakalandı? Açtınız, çıktınız, piklediniz, vurdunuz. Zaten sarmal bombalardan hasar yiyen oyuncuya ekstradan siz vurmaya başladığınızda yüksek hasarlar yiyecek ve sizi vurması çok 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 zor olacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi tekrar ediyorum, bunları bir arada kullanın arkadaşlar. Hiçbirisi tek başına bir işe yaramıyor. Tamam, buraya alarm botunu koyarsınız size info verir, buraya tarete koyarsınız size info verir. Ama sarma bombayı koymadığınızda bir rakibe bir hasar vermemiş olursunuz. Taretle belki bir iki vurursunuz ama o kadar yüksek hasarlar veremezsiniz arkadaşlar. O yüzden yani bunları bir arada kullanın. Bunları senkronlu bir şekilde bir arada kullanın ki arkadaşlar size etkili bir sonuç versin. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim A bölgesinde saldırıda yapabileceğiniz birkaç taktiğe. Savunmada ya öncelikle şundan bahsedeyim. Bunu zaten herkes biliyor. Bunu o yüzden boşuna söylemek istemiyorum. Ya, bombanın sabit kurulduğu yerler belli. Ya bu köşe, ya bu köşe, işte ya burası. Buralara sarmal bombalar ve alarm botu bırakarak arkadaşlar buraya bomba kuran oyuncuyu fark edebilir ve gizli şuraya mesela attığınız bir sarmal bomba araya giriyordu da bunu sürekli yapamıyoruz ya. Neyse, buraya koyduğunuz sarmal bombalar sayesinde uzaktan side'ı kontrol edebilirsiniz. Ve rakip oyuncu bombaya kurmaya başladığında buradan sarmal bombalarınızı aktifleştirip ona bomba kurmasını engelleyebilir ve yüksek hasarlar verebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları fazla üzerine gitmiyorum çünkü bunlar basit taktikler. Herkesin yapabileceği şeyler, herkesin de bildiği şeyler. Killjoy oynayan herkesin
bildiği şeyler diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi saldırı bölgesinde yapabileceğiniz birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle saldırıya girerken şu varilin üzerine bıraktığınız bir taret sizi arka taraftan gelecek saldırılara karşı koruyacak. Ve önceden infosunu vermiş olacak arkadaşlar. Takımınızın 6. oyuncusu olarak size arkadan gelen saldırılar hakkında info vermiş olacak. İsterseniz de bunu info almak için kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, buraya rushlayacaksınız. Yukarıda bir oyuncu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Koydunuz abi taretinizi buraya. Size önceden bir rakip oyuncu var mı yok mu onu göstermiş oldu. Bak bu ta şu bölgelere kadar görüyor. Eğer oralarda bir oyuncu varsa size önceden infosunu vermiş olacak. Veya geldiniz buraya abi. Tak işte aşağı geleceksiniz. Şu bölgenin şu köşesinde işte şurada bir oyuncu olduğuna şüpheleniyorsunuz. Veya işte buralarda bir oyuncu olduğuna şüpheleniyorsunuz. Geldiniz buraya. Hop şuraya bir taret koydunuz. İşte size buraların infosunu vermiş oldu. Önceden rakip sizi görmeden önce siz onun infosunu almış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani saldırıda tamamen bunu info almak amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya bombayı kuruduktan sonra bir bölgeyi yana bırakıp bir bölgeyi kendiniz tutabilirsiniz. Örnek veriyorum işte bombayı kurdunuz. Tak geldiniz bunu buraya yerleştirdiniz. Taretinizi. Tak şimdi bu bölgeye o bakıyor. Burası. Bu bölgelere, rampa burası. Bölgesine bu bölgeye bu bakıyor. Siz bu bölgelere odaklanabilirsiniz. İşte bu bölgeye, Heaven bölgesine odaklanabilirsiniz. Hatta bunu gelip buraya değil de şuraya koyduğunuzda buraya koyduğunuzda lan çıkamadık. Buraya koyduğunuz arkadaşlar hem size Heaven bölgesinin hem bu bölgenin hem bu bölgelerin infosunu vermiş oluyor. Siz de gönül rahatlığıyla bir yerde pusup diğer bölgeleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani taretiniz sizin ikinci gözünüz arkadaşlar. Taretinizi etkili bir şekilde kullanarak önceden info alabilirsiniz. Rakiplerinize avantajlı durumda, rakiplerinize karşı avantajlı durumlara geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi A bölgesinde çoğu şeyi gösterdik arkadaşlar. İşte buraya koyacağınız sarmal bomba, alarm botu şeylerini, ondan sonra işte taretinizi koymanız gereken yerleri falan filan. Yani bunları çok detaylı şekilde girmiyorum. Yani çünkü bunları kendinize göre kurgulayabilirsiniz. Mesela ben az önce bu bölgeye alarm botu, sarmal bomba şeyi koydum. Siz de gelip abi buraya koyarsınız. Tak ortaya bir tane alarm botu koyarsınız. Şuraya geçersiniz. Bir tane buraya, bir tane buraya sarmal bomba atarsınız. Tak buraya gelen rakiplere önceden fark edip alarm botunun sayesinde onlara hasar vermeye başlamış olursunuz. Yani bunları kendinizce çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları tek tek size göstermeyeceğim. İşte şuraya şu şekilde koyarsınız, buraya bu şekilde koyarsınız diye. Çünkü bunu kendinizce çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de gelelim B bölgesine. B bölgesine geçelim arkadaşlar. B bölgesinde gerçekten güzel taktikler var bu arada arkadaşlar. Şimdi B bölgesinde genelde kullanılan yer neresi? Ya mid ya burası. Şimdi tek başınıza bir sayede tutabilirsiniz arkadaşlar. Şu kutunun üstüne koyacağınız bir taret size mid bölgesinin infosunu verecek. Ve buraya koyduğunuz alarm botu, sarmal bombalar size rakibin geliş açısı ile ilgili infolar verecek arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şuraya botu geri çekiyor. Bir tane alarm botu koydunuz. Alarm botu kuruluyor. Rakip oyuncu alarm botunu kırdı, geldi. Veya buraya bir tane koydunuz. Bot dönüyor. Şu bölgeye bir tane koydunuz. Rakibin infosunu size önceden vermiş oldu. Tak buralara da geldiniz. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya sarmal bomba attınız. Şimdi taretiniz bu bölgeyi kontrol ediyor. Sarmal bomba ve alarm botlarınız bu bölgeyi kontrol ediyor. Siz de burada durup arkadaşlar buradan gelecek oyuncuya bu aradan yani veya şu yukarıdan gelen oyunculara, mutfak bölgesinden karşı sızmış oyunculara karşı buraya gelip pozisyon alabilirsiniz. Tak şuraya bir tane alarm botunuza düşman mı yakalandı? Bekliyorsunuz girmelerini. Burası. Girdiler. Tak bunları açtınız abi. Girmelerini imkansız hale getirdiniz. Bunları bu şekilde kullanarak arkadaşlar bir saati tek başınıza tutabilirsiniz. Veya işte gelirsiniz. Taretinizi buraya koyarsınız. Tak bu bölge. Burası. Taretiniz bakmış olur. Şimdi o bölgeden yana içinizde bir sıkıntı yok. O bölgeye taret bakıyor. Geldiniz bu sefer şeylerinizi. Alarm botunuzu. Alarm botu kuruluyor. Ve işte sarmal bombalarınızı buraya attınız. Şimdi bu bölge koruma altında. Bu bölgeden sızmaya çalışan oyunculara karşı alarm botuna bir oyuncu yakalandığında tak bunları açtığınızda oyuncu arada kalmış olacak ve yüksek hasarlar yemeye başlayacak arkadaşlar. Bu üçlüyü yaparken her zaman alarm botunu ortaya koyun. Alarm botunu ortaya koydunuz. Bir sarmal bombayı buraya, bir tane de sarmal bombayı buraya koydunuz. Pardon, onu fazla attık ya, birazcık yakına. Buraya attınız.
Şimdi alarm botuna ortada yakalanan oyuncuya karşı bunları açtığınızda gördüğünüz gibi arada kalmış olacak. Yani buraya kaçsa yine yüksek hasar yiyecek, buraya kaçsa yine yüksek hasar yiyecek. O yüzden alarm botunuzu ortaya koyun arkadaşlar. Alarm botuna bir oyuncu yakalandıktan sonra da sarmal bombalarınızı aktifleştirin. Aktifleştirdikten sonra zaten rakibiniz ya ölmüş olacak ya da çok yüksek hasarlar yemiş olacak. Ve arkadaşlar illaki taretinizi info almak için değil de bir yem olarak da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, mid bölgesini tutuyorsunuz. Şuraya bir tane alarm botunuzu koydunuz. Taretinizi koydunuz pardon. Şimdi buradasınız, bekliyorsunuz. Taret, örnek veriyorum, şuradan bir oyuncu geldi, oyuncuya ateş etmeye başladı. O oyuncu tarete ateş etmeye başladığınızda çıkıp ona öncelikli vuruş avantajı elde edebilirsiniz. Çünkü onun eğimi tarette olmuş olacak. Taretinize vurmaya başladığında, tareti kırmadan önce çıkıp ona vurduğunuzda onu yüksek ihtimalle eğiminizi ise öldürmüş olacaksınız. Çünkü onun eğimi taretinizde olacak. Yani taretinizi bu şekilde yem olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. A bölgesinde bir tane taret yeri göstermek istiyorum. Bunu az önce göstermedim. Taretinizi arkadaşlar bu köşeye koyduğunuzda geniş bir açıdan info almış oluyorsunuz. Yine aynı şekilde bunu da yem olarak kullanabilirsiniz. Bu bölgede beklersiniz. İşte Rambo bölgesinden gelen bir oyuncu, örnek veriyorum, taretinize sıkıyor. Çıkıp onu, o tarete sıkarken siz onu vurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar birkaç farklı taret kullanımına. Saldırı bölgesindeyken, saldırı tarafındayken, açıkçası Killjoy saldırı tarafında birazcık pasif arkadaşlar. Pasif olmasının sebebi çünkü bir savunma karakteri. Özellikleri sarma bombası, işte alarm botu genellikle savunmada daha çok işe yarıyor. Saldırı bölgesinde ise işte bombayı kurduktan sonra başka bir köşeye pusup sarma bombanın yanına koyduğunuz sarma bombaları etkinleştirerek rakibin bomba çözmesini engelleyebilirsiniz falan filan. İşte bunu kendinize çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Saldırı bölgesinde tareti çok etkili bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, işte Icebox'tasınız. Hemen bunu buraya koydunuz. A'ya da oynasanız, B'ye de oynasanız o taret sizi her türlü koruyacak. İşte B'ye mi oynadınız? A'dan gelen sizi arkalamaya çalışan oyunculara karşı, mid'den gelip sizi arkalamaya çalışan oyunculara karşı, A'ya oynadınız, B'den gelip sizi arkalamaya çalışan oyunculara karşı bu taret çok etkili bir taret arkadaşlar. Sizin info almanızı sağlıyor. Rakibi gördü, ateş etmeye başladı. Rakip ona ateş etti. Rakibin artık nerede olduğunu biliyorsunuz gibisinden. Yani taret dediğim gibi takımınızın 6. oyuncusu arkadaşlar. Taretten bol bol info almakta yararlanın. Veya işte az önce buraya koymuştuk A bölgesine saldırırken. Bunu gelip buraya koyup daha öncelikle info alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bekliyorsunuz. Arkadan işte rakip takım arkadaşlarınız sayda girdi, sayda temizledi, bombayı kuruyor. Siz arka tarafa bakıyorsunuz, tak taretiniz hemen info verdi, buradan düşman geliyor, çıkıp o taretinize sıkarken siz onu vurabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yakın mesafede de oynayabilirsiniz. Taretinizi yine bu şekilde yem olarak kullanmış olacaksınız. Veya mid bölgesinden sizi arkalamaya çalışan oyunculara karşı birkaç taret kullanımı göstereyim. Tareti buraya koyduğunuzda mid bölgesinden gelen, bu bölgelerden gelen oyunculara infosunu size vermiş olacak arkadaşlar. Veya şu bölgeye koyduğunuzda arkadaşlar hem taretinizi uzaktan görmeyecekler, A bölgesine girmeye çalışırken hem arkadan taretten biraz hasar yemiş olacaklar, hem de dönüp vurduklarında rakiplerinizin yerlerini öğrenmiş olacaksınız. Yani bunları arkadaşlar düşüneceksiniz. Şimdi ben rakip olsam nereden gelirdim, ne şekilde şey yapardım falan filan gibisinden. Ona göre taret kullanımı falan yapacaksınız. Mesela geldiniz, buraya koydunuz abi şeyinizi, taretinizi. Tareti buraya koydunuz. A bölgesini artık rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Niye? Arkanızda taret var çünkü. Direkt olarak o bölgeden çıkan oyuncuların infosunu size verecek. İnfosunu verdi, çıktınız. Baktınız arkaya, vurdunuz. Bir şeyler yaptınız. Ama genellikle taretinizi saldırıdayken arkadaşlar yem olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Örnek veriyorum, saldırıdasınız, info almak için buraya bir tane taret koydunuz. Taretinize sıkmaya başladı oyuncu. O tarete sıkarken çıkıp siz ona pikleyebilirsiniz, öldürebilirsiniz onu arkadaşlar. Ya bu şekilde çeşitlendirin, düşünün kendinizce. Yani başkalarının yaptıkları taktikleri belki yaparken zorlanabilirsiniz. Hani Killjoy'da zorlanmasanız da, çünkü basit. İşte tuzakları yerleştiriyor, tareti yerleştiriyor. Bunda zorlanmasanız da başka hero'larda zorlanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kendinize göre taktikler üretin. Düşünün ne şekilde ne yapabilirim falan filan diye. Bu şekilde kendinize özgü taktikler de üretebilirsiniz arkadaşlar. Icebox haritasındaki Killjoy taktikleri videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Video hoşunuza gitmiştir. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.